Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Yeni ekonomik paket de açıklandı. Her şey güllük gülistanlık. Bundan sonra şahlanıp uçacağız. Türkiye ekonomisi hızla büyümeye başlayacak. İşsizlik %13,5'tan laf aramızda kalsın, %1,3 seviyelerine kadar düşecek bu paketten sonra. Enflasyon hızla aşağıya gelecek. Şu anda %20'ler seviyesinde ama 1-2 ay içerisinde %2'ler seviyesini rahatlıkla görebiliriz. Üretim, sanayi, tarım, ihracat patlayacak. Uçacak gidecek anlayacağınız. Ha gelir dağılımı ile ilgili problem de çözülüyor. Bir kere kişi başına düşen milli gelir en az 30 bin dolar olacak. Gelir dağılımı da düzgün olacağı için, yani adil bir gelir dağılımı olacağı için herkesin evine yaklaşık 30 bin olmasa da 20-25 bin dolar civarında yıllık bir para girecek. Kişi başından bahsediyorum. 4 kişilik bir aileyseniz 70-80 bin dolar gibi bir rakama denk gelecek. Enflasyonda olmadığına göre ortada bir sıkıntı yok zaten. Dolar da 1 liralara kadar düşecek. Evet, bu programdan sonra doların 1 lira olması bekleniyor. Ve dolayısıyla da siz hani 20 bin dolar alsanız da kişi başına düşen geliriniz 20 bin dolar olsa bile aslında 20 bin TL kazanmış olacaksınız. Ama 20 bin TL ile rahatlıkla ev alabileceksiniz, araba alabileceksiniz, tatile gidebileceksiniz, dünyayı gezebileceksiniz, yatırım yapabileceksiniz, yazlık alabileceksiniz. Aynı bir İsviçreli gibi, bir Alman gibi yaşama şansına sahip olacaksınız. Hatta bir adım öteye götürelim isterseniz durumu. Bir Japon, evet bir Japon gibi tasarruflar yapabileceksiniz. Dünyanın geri kalmış ya da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde oynayabileceksiniz. Mesela Malezya para birimi üzerinde ya da Güney Afrika para birimi üzerinde oynayabileceksiniz. Bu yapısal reformlar hayatımızı kurtaracak pek çok önemli adımı beraberinde getiriyor. Uçacağız sevgili dostlarım. Ekonomik olarak uçacağız. Kimse bundan sonra bizi tutamayacak, emin olabilirsiniz. Üretim var bu işin içinde. Sanayi var. İşsizliğin azaltılması var. İstihdam yaratıcı önlemler var. Hatta öyle bir işaret aldım ki ben bu söylemlerden büyük ihtimalle Londra'nın elindeki finans sektörünü, finans merkezini bile dünyada bir numara olan Londra finans merkezini alıp Türkiye'ye getireceğiz. Böylece Londra'yı ve İngilizleri de tuşa getirmiş olacağız sevgili dostlarım. Ha bu arada S-400, F-35 falan bunları da kafanıza takmayın sakın. Çünkü bu reform paketi sonrasında biz zaten savunma sanayimizde işi çok daha fazla ilerilere götürdüğümüz için ne S-400'e ihtiyacımız olacak, ne Patriot'a ihtiyacımız olacak, ne de F-35'e ihtiyacımız olacak. Dünya lideri olmaya hızlı bir şekilde ilerliyoruz sevgili dostlarım. Evet, yapısal reform paketini duyduğumda bunları paylaşmak isterdim sizlerle. Gururla Türkiye'nin yeni dönemde bir süper güç olacağından bahsetmek isterdim. Ama ne mümkün. Çünkü yapısal reform paketi diye bir şey yokmuş meğerse. Çünkü Sayın Albayrak da bunu aynen bu şekilde söyledi. 2019'da bir reform beklemeyin. 2020'den itibaren yavaş yavaş peyderpey başlayacak reformlar olacak. 4,5 yıl içinde de herhangi bir seçim olmayacağı için bu reformlar 4,5 yıl boyunca devam edecek ve Türkiye'nin de büyük bir atılımı olacak bu reformlar dedi. Ama benim gördüğüm kadarıyla Sayın Berat Albayrak aslına bakarsanız 2019 yılı içerisinde bankacılık sektörünü kurtarma telaşı içerisindeydi. Eğer ki satır aralarını okursanız zaten bunu siz de net bir şekilde göreceksiniz. Berat Albayrak kürsüye çıkar çıkmaz yapısal reformlarla ilgili 2019'da uygulayacağımız bir reform paketi olmayacak. Finans sektörümüzü ve bankacılık sistemimizi daha güçlü bir görünüme kavuşturacağız dedi. Bu çok önemliydi sevgili dostlarım. Çünkü bizim geçtiğimiz videoda da söylediğimiz ve tedirginliğimizi dile getirdiğimiz bir konuya değinivermişti Sayın Berat Albayrak. Ve şunu söylüyordu, özellikle kamu bankalarına borçlanma senedi vereceklerdi 28 milyar liralık ve böylece kamu bankalarının bozulan bilançolarını daha düzgün hale getireceklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak kamu bankalarının bilançolarını düzeltme telaşına düşmüştü. Keşke iş kamu bankalarıyla kalsa, kamu bankalarının yanında özel sektör bankalarının da, yani özel bankalarında bilançolarının düzeltilmesi için
gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Nedir bu adımlar diye sorarsak, temettüyü dağıtmayacaklar. Böylece bilançoları daha düzgün gözükecek. Bütün sorunlu kredilerini, yani batık kredilerini biz bir fon oluşturacağız, bir devlet fonu oluşturacağız. Özel sektör bankalarının bütün riskli kredilerini bu havuzun içerisine dolduracağız, bu fonun içerisine dolduracağız. Daha sonrasında da eğer ki müşteri bulursak bu fonu yabancılara satacağız dedi. Ama işin özeti şuydu, özel bankaların da bilançolarını makyajlayacağız dedi Sayın Albayrak. Daha doğrusu, daha kötüsü hatta özel bankaların ve kamu bankalarının bütün borç yükleriyle bugüne kadar oluşturdukları bütün batık kredileri devlet olarak biz üstleneceğiz dedi. Evet, daha doğrusu öyle de demedi. Biraz daha açalım isterseniz. Bütün özel sektör bankalarının ve kamu bankalarının borçlarını ve batık kredilerini vatandaş olarak siz üstleneceksiniz dedi. Evet, aynen bunları söyledi sevgili dostlarım. Bize bol bol borç yükleneceğini bu reform paketi sayesinde öğrenmiş olduk sevgili dostlarım. Aslında bir nevi de bir itiraf vardı ortada. O da şuydu, bizim geçtiğimiz günlerde de ısrarla söylediğimiz, bankacılık sistemi göründüğü kadar sağlam olmayabilir mi acaba? Bu kadar batık krediye rağmen nasıl bankacılık sistemimizin sağlam olduğundan bahsediyorsunuz? Bu kadar yüksek kur baskısına rağmen, üstelik Türkiye'nin kredibilitesi iyiden iyiye düşmüşken, bankacılık sektörü acaba sendikasyon kredilerini nasıl çevirecek sorumuza net bir cevaptı sevgili dostlarım. Yani Sayın Albayrak şunu söyledi bize, siz hiç merak etmeyin, biz hem kamu bankalarımızın hem özel sektör bankalarımızın devlet eliyle bilançolarını düzelterek onların batmalarını ya da bir krize girmelerini engellemenin yanı sıra aynı zamanda borçlarını daha rahat çevirebilmelerini sağlayacağız. Ha, bunun ucu vatandaşa dokunacak. Ha, bunun ucu devletin bütçesine dokunacak ama o kadar da kafanıza takmayın. O kadar da önemli şeyler değil bunlar demeye getirdi aslına bakarsınız. Sevgili dostlarım, ne yazık ki dün içi tamamen boş bir reform paketini bize sundu Sayın Berat Albayrak. 6 ay önceki yeni ekonomik programını yeniden paketlemiş ve bir boş paketi olarak bize hediye paketi gibi sundu sevgili dostlarım. Ve biz içini büyük bir heyecanla açtığımızda içinden koskocaman bir boşluk çıktı ne yazık ki. Ha, bankalar için güzel haberler vardı tabii. Neden? Çünkü onlar ne kadar yanlış işlem yaparlarsa yapsınlar, ne kadar sıkıntılı kredi verirlerse versinler, devlet arkalarındaymış, bunu gördük. Ve bizim vergilerimizde zor durumda olan bankaların kurtulacağını da öğrenmiş olduk. Sayın Albayrak bana göre bunun dışında herhangi bir şey söylemedi. Peki başka ne vardı sevgili dostlarım? Kıdem tazminatlarımız artık bir fona devredilecek, hayırlı uğurlu olsun. Yani bu şu demek sevgili dostlarım, kıdem tazminatlarımızın kuşa dönmesi bir tarafa. Bakın, kıdem tazminatlarımızın kuşa dönmesi bir tarafa. Bence çok daha önemli bir tehlike var. Ondan bahsetmiyor kimse, onu da ben size söyleyeyim. Kıdem tazminatımız olmayınca, özellikle işverenin üzerinde bir kıdem tazminatı baskısı, yükü, maliyeti olmayınca ne olacak biliyor musunuz? 20 senelik, 30 senelik, 10 senelik işçilerini rahatlıkla kapının önüne koyabilecek. Böylece işçinin, yani çalışanın hiçbir güvencesi kalmamış olacak sevgili dostlarım. Bu arada bu konularla ilgili farklı farklı videolarda çekip sizlerle paylaşacağım. Konuların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Son olarak bir de emeklilik meselesi vardı. Aylardır sizlere söylüyorum, sosyal güvenlik sistemimizi özelleştirebilirler. Aman ha dikkat. Eğer böyle bir şey olursa ne sağlık sistemimiz doğru düzgün işler, ne emeklilik sistemimiz doğru düzgün işler. Aynı Amerika'daki vatandaşlar gibi her gün ağlarız demiştim ve gördüğünüz gibi bireysel emekliliğin çok daha zorunlu hale getirilmesiyle ilgili adımlar atılacağını söyledi Sayın Albayrak. Hayırlı uğurlu olsun, büyük ihtimalle sosyal güvenlik sistemimizde özelleşiyor sevgili dostlarım ve böylece bundan sonra sosyal güvencesiz bir hayata
merhaba demiş olacağız. Tüm bunlar ve bunun yanındaki diğer maddelerle ilgili tarım, üretim, istihdam, sanayi vesaire gibi her konuyla ilgili Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarından yola çıkıp çeşitli videolar hazırlayacağım sizlere. Efendim yeni bir videoda buluşana kadar şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın, kanalımıza mutlaka abone olun, yorumlarınızı bekliyorum ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.